2020'de meydana gelen depremin ardından birçok yapı hasar görerek yıkıldı. Ancak devlet tarafından evi yıkılan vatandaşlara rezerv alanlarda TOKİ aracılığıyla yeni evler yapıldı. Kısa sürede evlerin yapımı tamamlanırken Yemişlik ve Bizmişen bölgelerinde adeta yeni bir şehir kuruldu. Yaklaşık 40 bin kişinin yaşadığı ve Elazığ'ın 41. mahallesi olan Güneykent için Mart ayında muhtarlık seçimi yapılacak. Seçime kısa bir süre kalan mahalle muhtarı olabilmek için adaylar belli olmaya başladı. İşte o adaylardan biri de şu anda sanayi mahallesi muhtarı olan Necati Karataş. O da yaşadığı bölgede muhtar olabilmek için çalışmalarına start verdi. Evimin yıkılmasından kaynaklı Güneykent'e taşınmamla birlikte bu dönem sanayi mahallesi muhtarlık adaylığımı olmayacaktır. Buradan ilan etmek istiyorum e, Güneykent'te evimin olması hasebiyle Güneykent Mahalle Muhtarlığı'na adaylığımı sizler aracıyla araş, açıklıyorum. Vatandaşların yaşadığı sıkıntıları yakından bildiğini söyleyen Karataş, vatandaşlardan destek istedi. Tabii Güneykent'in sorunlarını biliyoruz. Biz bu konuda tecrübeliyiz, sizlerinden de Depremin ilk gününden bugüne kadar Depremzedelerin yaşamış olduğu her sorunu dillendirdik. Her soruna vakıfız. Şimdi şu an Güneykent'te yaşanan bütün olumsuzluklara e, bilgimiz var. Bu konuda eğer yetki verirlerse büyük bir gayretle bu e, sorunları giderme adına e, gayret göstereceğimi buradan ilan etmek istiyorum. Öncelikle Sanayi Mahallesi'ndeki eş, dost, mahalle sakinlerimden beni maruz görmelerini, hak vermelerini isterim. Haklarını bana helal etsinler. Tüm şehirden de, Güneykent mahalle sakinlerinden de muhtar adaylığı sürecimde desteklerini beklediğimi söylemek istiyorum. Kıyasiye rekabetin yaşanacağı seçim için vatandaşlar Mart ayında sandık başına gidecek. Kısa bir süre var, 5 aylık bir süre var. Bu süre zarfında da işte çalışacağız. Diğer aday adaylı arkadaşlarımıza da başarılar diyoruz. Sonuçta mahallenin, şehrin geleceği adına adaylığını koyuyorlar. Gelişmesi adına adaylığını koyuyorlar. Güzel bir şekilde bir seçimin geçmesini isteriz. Önemli olan mahallenin sorunlarını makul bir şekilde iletmemiz gereken yerlere ciddi şekilde iletmemiz gerekiyor.